burada terörün finansmanının söz konusu olamayacağı, varsa da o zaman terörü finanse etmekle suçlanacak olanın hapishane idareleri olması gerektiği. Ama buna ilişkin maalesef aslında düşmanca bir tutum görüyoruz. Burada bir hukuk dışılığı bir kere daha tespit etmek gerekir. Çünkü hepinizin bildiği gibi hapishanelerde devam eden hak ihlalleri, hasta mahpuslara yönelik uygulamalar, bütün bunlar aslında insan hakları açısından, mahpus hakları açısından hukukun tamamen devre dışında bırakıldığı uygulamalar olarak ortaya çıkıyor. Ve çoğunlukla düşman hukukunun uygulandığı yolunda ciddi eleştiriler ve tespitler de var. Aslında burada hapishanelerde ağırlaştırılan tecritle yakınlarının mahpuslara ulaşmasının engellenmesi anlamında ya da onların desteğinin ortadan kaldırılması anlamında bu yasanın uygulanmasında paralellik olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü aileleri, arkadaşları, dostları, içeride ekonomik anlamda özellikle ciddi sorunlar yaşayan mahpuslara ulaşamasın, onlarla dayanışma gösteremesin diye bir baskı aracına dönüştürülmüş durumda bu yasa. Ve tamamen hukuk dışı gerekçelerle cezalar veriliyor, haklarında soruşturmalar açılıyor pek çok kişinin. Şimdi en son bu olayda da 75 yaşındaki bir anneye, üstelik hasta, sedyeyle evinden alınarak hapishaneye götürülmüş olması kabul edilemez. Çünkü burada hem bu cezanın verilmesi aşamasında, bu soruşturma aşamasında bir hukuk dışılıktan söz ediyoruz, hem de aslında bu kişinin tutuklanması aşamasında bir hukuk dışılıktan söz ediyoruz. Bir mahpus hakları, insan hakları ihlalinden söz ediyoruz. Çünkü hasta ve yürüyemeyecek durumda sedyedeki birinin esasında hızla Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirmesinin yapılıp sağlık durumuna uygun olarak ya bir hastaneye sevkinin sağlanması gerekir ya da infaz ertelemesi kararı verilmesi gerekir. Ama bunun yerine bu kişinin bu şekilde hapishaneye götürülmesi kabul edilemez. Bu nedenle biz defalarca ki bu hafta 626. kez hasta mahpusların durumuna ve hasta mahpusların özellikle tedavi hakları ve sağlık haklarının korunması bakımından yasalarda da mevcut haklarının sağlanması yönündeki taleplerimizi dile getirdik bir kere daha. Bu doğrultuda aslında biz bir an evvel bu tutukluluğa son verilmesini istiyoruz ve bu alanda da aslında bütün hasta mahpusları ilgilendirecek tarzda yeni bir düzenleme ile bunun bir hak olarak garantiye alınması gerektiğini de bir kez de sizin aracılığınızla duyurmuş olalım. Ki iki yıldır yaklaşık artarak devam eden bu operasyonlar ve mahpus yakınlarının teröre finansman sağlamakla suçlanmasına dair dosyalarda kararların çıkmaya başladığını biliyoruz. Bizim de bir komisyon çalışan arkadaşımız 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bir arkadaşımız bu suçlamayla başlayan soruşturma çerçevesinde ev hapsine çarptırıldı. Antalya şubemizden bir avukat arkadaşımız bu suçlamayla şu anda tutuklu. Dolayısıyla biz bu süreçlerde aslında beklentimiz mahkemelerin ortada suç olmadığı için dolayısıyla beraat kararı vermesi yönündeyken İstinaf Mahkemesi'nin verilen kararı onaylamış olması aslında bu amaçla başlatılmış ve mahkemelerde devam etmekte olan davalar yahut istinafta incelenmeyi bekleyen dosyalarında bir şekilde istinaf tarafından kabul edileceği aslında anlamına geliyor. Yani dolayısıyla istinaf mahkemesinin de bu cezaları onaylayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla hukuksuzluğun çok daha başka bir boyuta, daha yüksek bir boyuta varacağına dair bir işaret bu. Ve biz umuyoruz ki böyle olmaz. Ve bu noktada aslında hukukçuların, insan hakları savunucularının, aslında mahpus yakınlarının ve aslında giderek bütün toplumda adalet ve hukukun uygulanmasını isteyen herkesin tepki göstermesi gereken bir durumdan söz ediyoruz. Çünkü biz bugün bir anne evladına para yatırdı diye tutuklandı cümlesi üzerinden aslında konuşuyoruz. Hasta ve sedyedeki bir annenin hapishaneye götürüldüğünü konuşuyoruz. Bunların hiçbiri kabul edilebilir ve mazur görülebilir gerekçelere dayanmıyor. O yüzden de muhakkak hızla bu sürecin tersine çevrilmesine ihtiyacımız var.